Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi hazırlandık. Saat şu an 6. Ablamlarla birlikte, çoluk, çocuk hep birlikte Rize'ye gideceğiz. Eşimin memleketi Rize. Bayramda Rize'de olacağız inşallah. Şimdi yola çıkalım. Afiyet olsun. Mideleri bulandı sabah sabah. Kreker verdim. Şimdi Merzifon'a yaklaşmak üzereyiz. Samsun'da mola verdik. Evden böyle kahvaltılık bir şeyler getirmiştik. Kahvaltı yapacağız, sonra yolumuza devam edeceğiz. Dinoş, ne arıyorsun sen? Karga. Karga mı arıyorsun? Ablamlar da ilk kez bu tarafa geliyor, Karadeniz'e. Genelde tatil yeri hep Ege, Akdeniz, oralara gidiyorlardı. Şimdi ilk kez Karadeniz'e geliyorlar bizle. Pişt! Anne. Abla! Kulağı duymuyor. İki kere ameliyat oldu iki kulağından da. Yekta Paşa'm. Yüzünü bir göstersene. Bir bak bakayım. Annesinin yavrusu. Diş çektirdik. Çocuğumun dişi çekildi, yüzü de öyle karardı. Şimdi şu masamızı ayarlayalım. Vurulur mu teyzem? Şap diye vurdum bir de. Ay, içim sızladı teyzeciğim. Olur mu öyle? Hazırlayalım şimdi masamızı. Allah'ım, Lina'ya bakın ya. Kahvaltı masamızı hazırladık böyle. Allah ne verdiyse. Çocuklara da orada ekmek arası yaptık. Hadi bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi şöyle sahile doğru yürüyoruz. Burası Samsun. Ablamın çılgın çocuğu ta nereye gitti bakar mısınız? Bir enerji var, bir enerji var. Size anlatamam. Lina ile Burak yan yana gelince ikisinden çok korkuyorum. Kaybolacaklar diye. Çünkü ikisi de böyle aklına eseni yapan türden. Şu Berat öyle değil. Berat geçer değil mi? Geçer bebeğim. Linoş'um da düştü. Bakayım bir daha koluna. Hiçbir şey yok anneciğim, tamam mı? Birazcık acımış ama geçecek. Tamam kızım. Yara bandım var anneciğim. Ben takarım şimdi sana. Gel. Geliyorum canım. Ya köpek var. Köpek var diye şimdi geldim. Hayvan köpecek. Heykel kadın, kadın savaşçı, Amazon. Amazon var ya, Amazon. Sizi de gezdireceğim böyle. Karadeniz'e nereye gidersem gideyim çekeceğim sizi de. Gezdirmiş olacağım inşallah. Deniz ne kadar güzel ve heybetli ya. Hadi gel çekilelim. Tamam, çekilelim resim. Evet, Samsun. Öyle mi? Karadeniz'de. Çocuk abi, Burak, Burak gel Burak. Burak'tan korkuyoruz. Sağ salim, hayırlısıyla bir gezdirip götürseydik Ankara'ya. Şey, anası babası varken konuşmak istemedim ama engel olamadım. Babası orada oturuyor tembel tembel. Hayır, dürtülerim var. Yapacağım. Anası da burada sallamıyor. Hepten dağıldım ya. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Birazcık sahilde yürüdük. Allah nasip ederse istikamet Ordu. Şimdi Ordu'ya geldik. Benim yeğenler de binmişti. Uyuyakalmış Lina ile Berat. Neredeyiz? Ordu'ya geldik. Çok fazla trafik var. Bayram trafiği de var. Otoparklar full doluydu. Arabayı park edecek yer bulamadık. Yol üstü artık bir yer bulduk. Bayağı da bir yürüyeceğimiz mesafe var. Şimdi teleferiğe binmek için bir 15-20 dakika yürüyüp arkasından
Boztepe'ye çıkacağız. Ablamlarla aynı düşmek zorunda kaldık çünkü kaçırdılar bizi. Takip edemediler. Şimdi konum attık, onları bekliyoruz. Teleferiye çıkmaya giderken Tom gördüler. Şimdi bindi, inceliyor. Ama çok güzel ya, derisi falan. İçine bayağı geniş. Gerçekten çok güzel. Çocuklar beğendiniz mi? İşim bindi, inmiyor da. Vay, şurası çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Bayağı inceliyor gerçekten. İktan Paşa, beğendin mi? Çok güzel anne. Hadi ya. Ordu çok güzel ya. Gerçekten yaşanılacak bir şehir. Şimdi tam şu karşıda şey var ya. Ne diyorlar ona? Anten gibi bir şeyler, direkler. Ta oraya çıkacağız. Çok rüzgar var ama. Bacağıyla hayallerine, hedeflerine bakın Lina'nın. Biraz önceki söylediklerini tekrar söyler misin? Ben bir yerine buraya taşıyacağım ama siz de geleceksiniz. Ama da zengin olunca. Ha, zengin olunca taşınacaksın buraya. Neden söyleyeyim mi? Doğup alacağım, villa evi alacağım burada. Ne alacaksın, ne? Villa. Villa, diğeri? Evi. Hayır, bir tane daha bir şey söyledin. Villa. Tok dedin. Tok dediğin araba, onu söylemişti. Ha, onu mu söylemiştin? Ben anlamamışım seni. Zengin olunca Lina buraya taşınacakmış. Duydunuz mu? Ben var ya, dağıldım. Hem nem, hem rutubet, hem de rüzgar var çok fena. Şimdi teleferiye binmek için gişeden bilet alacağız. Hale bakın. Yaklaşık 4 sene önce görümcemlerle gelmiştik buraya. Onlarla da çıkmıştık. Teleferikle. Anne, telefonu. Nerelerdesin bacım sen? Ha? Telefonu mu? Parkeri bulamadık. Minoş. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ve çok korkuyorum. Hiç korkma, tamam anneciğim. Bence çok eğlenceli olacak. Ve sen daha önce de binmiştin. O zaman korkmuştum. Hiç korkma. O zaman 4 yaşındaydım. O zaman tabii korkardım. Evet. Ama şimdi korkmazsın. Ablasın artık. Şimdi 6 yaşındaydım. Evet. Kabinlere 8 kişi binmesi zorunluymuş. Biz de zaten tam 8 kişiyiz. Boztepe'ye çıktık. Lina bayağı korktu. Şimdi şurada hediyelik eşyalar var. Şu beyaz olanlar dikkatimi çekti. Balkon için falan güzel olabilir. Ne kadar büyük deniz kabuğu. Çanta da güzelmiş. Sizlere şu güzel manzarayı da göstereyim. Kalp krizinden sonra daha iyi geldi. Ya bu deniz değil, okyanus. Şurada garip bir beyaz şey var. Ya ben...
Ya çok güzel. Şu balıklı. Süs dikkatimi çekti. Güzelmiş çanta ama. Ne kadar? 350. Hasır çanta ya, bu olabilir. Hatta internete gidip hemen 600-700'den başlıyorlar. Ne yazık ki. Biz seyyarız. Seyyar da böyle. Yani güzel ama benim çok tarzım değil. Ay o ne öyle ya. Hadi gel. Balık değil mi Linoş? Sedef taşı efendim. Sedef taşı. Şöyle anahtarlıklar var, hediyelik. Şöyle dolap süsleri. Bu ne? Ceviz helvası. Bu niye böyle yapışıyor bir şey? Özenliyor. Yapışıyor mu? Bu neydi demiştim? Olduğu gibi fındık. Bu da pekmez helvası. Bunda şeker yoktu. Bunda vardı. Meşhur cevizli helvaymış. Eşim beğendi. Ben sakızlısını deneyeceğim. Anne. Yasın sen. Kızım onu çok yapışıyor ya. Bence hala güzel. Yapışıyor. Onun özelliği abi. O şu bitkinin suyu. Çoban kökü derler. Çam şeyi mi? Çoban kökü abi. Bence o da güzel. Karışık alabilirsin ona. Yani. Bence karışık olsun. Hala buram da yalnız. Bu özelliği o erir gider abi. Bir çam sakızı çiğnemiş değil mi abi? Aynen, 3 hafta boyunca. Ya, o kadar onun gibi düşünme abi. O biraz erir gider. Yapış yapış oldu. Doğal dediler, şey dediler. Abi, bizim dişimden temizleyene kadar canım çıktı onu ya. Perşembe helvası bu. Bizim perşembede fırından sıcak beğendin ekmeği mi alıyorlar. Tamam. Sıcak ekmeğin arasında bunu. Çok beğendiler anahtarlıkları. Ben de şimdi çok beğendim. Karne hediyesi ben olarak almak istiyorum. Ben de alayım. Yok madem öyle. Çıkartırken hani ağzından tutar. Sen de beğendin. Tamam, ben de sana alayım, olmaz mı? Yakubu'ya bakın ya. Yöresel ayakkabılar. Bir naylon ayakkabı 5-600 lira. Azıcık tut bakayım. Hey! Hoppa. Buyurun. Yuhuu. Al bakayım, al al. Neyini istiyorsun sen? Sıcaksa bir şey daha başka. Var. Ay gene gelmedi. Buyurun. Sizinkiler nasıl olsun efendim? Kafanın fotokopisini de aldım. Yok abi. Burada böyle aşağı doğru meyilli mi derler, ne derler? Bu şekilde bir alan var ve altı full deniz. Çok güzel bir manzarası var. Şöyle göstereyim. Şu uca gidip fotoğraf çekinenler var ama biz o kadar cesaret edemedik eşimle. Birazcık gidebildik. Annesi. Yok. Evet, ben ağlamazsam. Yine ağlamazsam. Çevirin. Boztepe'den indik. Şimdi ters eve gireceğiz. Her şey ters. Her şey ters, evet. Şimdi ters evi birlikte gezelim. Şurada şöyle bir araba var. Şurada masa ve sandalye. Benim başım döndü. Ütü sepeti, ütü masası, bebek beşiği. Ay vallahi başım döndü. Niye öyle oldu? Oyuncaklar.
çamaşırlık, elektrikli süpürge. Evet, yatay yerde, zemin değil, yatay. Ay ben yan gidiyorum ha, farkında değilim. Bak şurada oyuncaklar var böyle. Onlar da hep ters ters yapıştırmışlar. Başınız dönebilir. Benim çok döndü çünkü çok yatay iç zemini de. Yazıyı bile ters yapmışlar değil mi? Vay çilek marka. Çocuk odası. Tamam. Keşke tavanlar bu kadar. Ben buraya çıkmak istiyorum ama. Ay, umarım perde bile ters. Ne kadar ilginç olmuş. Arabada ters. Yekta'nın önceki odasına benziyor. Şimdi üst kata çıkacağız. Umarım senin başın dönmüyor mu? Ay benim başım dönüyor. Vertigom tuttu. Şöyle bir makyaj aynası, o da ters. Benimkine benziyor. Ay gerçekten başım dönüyor benim. Niye biliyor musun? Ya olduğu için. Biz düzdürüyoruz ama. Koltuk takımı. Bence ters olduğu zaman. Şurada da şöyle masa, sandalye ve tabak, tuzluk, her şey ters. Nasıl yıkayacaksın? Yani burada yaşayan birisi varmış, biliyor musun? Kimmiş anneciğim? Ay şurada yiyordu ya dışarıda. Yiyecekler de mi ters? Yok artık. Ters ters. Evet, yiyecekler de ters. Şöyle açsana bir de teyzeciğim. Ama onun çok pis kokuyor. Anne, tek kutumda şey buldum. Şu banyo tarafına gidelim yatak odasıyla. Uş, yürüdükçe başınız dönüyor. Burada da şöyle bir yatak odası var. Onun da her şeyi ters. Benim inanılmaz başım dönüyor. Nevrim döndü. Sadece hani eşyalardan dolayı başım dönmüyor. Evin içi de yatay, yamuk yumuk böyle. Ne var oğlum içinde? Onlar da ters. Abi köşeye doğru gidiyoruz. Değil mi? Elinde olmadan insanın dengesi şey oluyor, başı dönüyor. Perdeleri de şöyle ters yapmışlar. Kestirsek. Çok mu yoruldun? Benim de öyle. Sürekli başım dönüyor. Ay TV ünitesi varmış. Anne başım dönüyor. Hepimizin başı dönüyor. Bardaklar. Şimdi de banyoya girelim. Uğurum. Ay. Çamaşırları paspas makineden alıp burukmaya mı atayım? Hayır. Evet canım, evde sürekli görev veriyorum da ona. Çamaşır makinesinden al da kurutmaya at diye. Bizim ev değil ama. Ama bizim ev değil. Buzdolabında mı? Acaba onun niye her şey ters mi gidiyor yoksa yapıştırıyor mu? Nasıl yaşıyor yani, değil mi? Yapıştırmışlar anneciğim onları. Burada kimse yaşamıyor. Burada yaşanır mı sence? Böyle yaşımız evet. Yani yapıştırmışlar. Bir kere buranın havalandırması çok kötü. Hadi ya. En önemli problem bu. Ters olması değil. Şu an inanılmaz bir sıcak. Nem. Kapı girişi bile ters. Aa evet. Tencereler de ters. Yapıştırılabilir. Baba. Çaydanlık. Çaydanlık.